Geldiniz. CHP nire? Adalet Kalkınma Partisi nire? Eğer partinizden istifa ediyorsanız, ki geçmişte Sayın Erdoğan'ın da doğru bir şekilde ifade ettiği gibi vekillikten de istifa edeceksiniz. Canım, CHP için oy isteyip de Adalet Kalkınma Partisi'nde siyaset yapılmaz. Aynı ahlaki tutumu herkes için bekliyorduk. Biz, Fakı Baba bunun gereğini yerine getirdi. Şen Yaşar ailesinin durumu, başına gelenler sizin AK Parti ile bağlarınızın kopmasında ne kadar etkili oldu? Ben adaletin olmadığını ve bu olayı Sayın Cumhurbaşkanım arz ettim. Bir kere de olacak böyle hemen bir saniyede o anda ben partimi bırakıyorum. Bence hiç kimse diyemez. Yani ben de öyle demedim ama yani ortalama yani 2018'den itibaren sıkıntılar başladı. Bir milletvekili ve eski bir bakan olarak maalesef tam böyle bir takım oyununu oynayamadık falan. Sıkıntılar oradan başladı ve geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'na ben yani Urfa'daki adaletten, eğitimden, sağlıktan, her şeyden yarım saat. Orada 2-3 tane de genel başkan yardımcımız vardı. Çok iyi bir şekilde izah ettim. Yanlışlıkların olduğunu söyledim. Ve beni gerçekten dinledi. Ve ben umut ettim. Dedim inşallah düzelir. Şanlıurfa'da AK Parti eski AK Parti değil. Ben 2023'te zaten yokum. Emekli oluyorum. Ve hiç olmazsa şu anda Şanlıurfa çok karışık. Ya benim yerime bir başka arkadaşı şey yapın, kabuğuma çekirdim, sabrettim, dinledim ve gerçekten sadece Meral Hanım'da değil, başka yerlerden de bana teklifler geldi. Ama dedim ki ben artık emekli olacağım. Ama Meral Hanım bırakmadı eşimi. Bir arkadaş gönderdi, bir arkadaş daha geldi. Sonra ben Meral Hanım'la tanıştıktan sonra, yani ben bir hekimim de yani beden dili konuşması, iknası. Valla dedim ya sen benim bacımsın yani. Onunla çalışabileceğime, ülkeme faydalı olacağıma inandım. Yani ben 2023'te inanın çok samimi olarak söylüyorum. Zaten köye yerleşmişim. Köyde koyunum var, tavuklarım var. Şimdi siyaset kulislerinde 3 isim daha konuşuluyor. Dün akşamüstüydü. Tam Özlem'in programı da bitmişti. Akşamüstü aradım. Böyle sohbet ettik biraz. Sonra başka kaynaklarımızla da konuştuk. İkisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden olmak üzere. Biri de Oktay Vural. MHP'li eski bir isim. Ulaştırma Bakanlığı yapmış İzmirli bir isim. İyi Parti ile temasta oldukları ve çok yakın bir tarihte de İyi Parti saflarına katılacakları belirtiliyor efendim. İzleyip göreceğiz. Biraz sonra konuşacağız. Ve bir sonraki gazetemiz Pencere. Pencere gazetesinde de yine Fakı Baba, hani vardı ya ceketini, efendim dediler Tayyip Bey'e, ceketinizi koysanız seçilir. Fakı Baba karşısına çıkınca Fakı Baba kazanmıştı. Ceket tartışmasını hatırlatan bir manşet. Çelebi gibi yapmadı, ceketini alıp gitti. Gerçekten Çelebi'nin de böyle yapması gerekir aslında. Vekillikten de istifa etmek lazım. Öyle ya, siz başka bir parti için oy istiyorsunuz, şimdi kalkıp başka bir partiye katılıyorsunuz. Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakı Baba, 20 yıldır siyaset yaptığı AK Parti'den istifa etti. Bir gün önce Mehmet Ali Çelebi'yi kadrosuna dahil eden AK Parti, dün bir milletvekilini kaybetti. Fakı Baba'nın Çelebi'den farkı, partiden istifa ederken milletvekilliğinden de ayrılması. Yaptığı açıklamada Fakı Baba, kendisine AK Parti olduğu için oy veren seçmene saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ettiğini, İyi Parti'ye geçeceğini duyurdu. Çok çarpıcı. Şimdi yönetmenim Güven'den rica ediyorum. Bir önceki gazetemiz olan Sözcü'ye ancak ikinci detayı için geçeceğiz. Orada da maden kazasına ilişkin çok çarpıcı bir fotoğraf ve haber okuyacağız. Amasra'da 41 işçinin öldüğü madendeki iş sağlığı koruma personel odasının hali pes dedirtti. O fotoğrafa bir bakın lütfen yakından. Savaştan çıkmış gibi görünen odada sadece bir sedye, masa, kanepe, lavabo, steteskop ve bazı ilaçlar vardı. Şimdi sizler sorgulayıcı zihin yapısına sahip Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları, Halk TV izleyenleri olarak
tam bir hafta geçen Bartın'daki faciadan sonra 41 madencimizin hayatını kaybettiği o olaydan sonra neler yapıldı, hangi dersler alındı ve bunların neticesinde Türkiye'de bir daha benzeri ihmallerin yaşanmayacağı ve Türkiye'de bir daha gereken dersler alındığı için benzeri olayların olmayacağına kani misiniz? Şimdi arkadaşlar, yalnızca bu işin insanın bulunduğu yerde teknolojinin tamamının yeterli olmadığını ben bir örnekle beraber vermek istiyorum. Şimdi NASA bugüne kadar 135... Soma faciasında Enerji Bakanı olan Taner Yıldız, kömür çıkarmakla uzaya gitmeyi bir tuttu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... Meclis Genel Kurulu'nda maden kazalarının önlenmesi için tedbirler görüşülüyordu. Partilerin verdiği araştırma önergeleri. AKP adına söz aldı Kayseri Milletvekili Taner Yıldız. 41 madencinin yaşamını yitirdiği Bartın'daki patlamaya ilişkin konuşması başlar başlamaz sesler yükseldi. Heyetinize, her birimize, Türkiye'ye... Her partinin eleştiri hakkı olduğunu söyledi ama hesabı Allah'a vereceklermiş. Ama gerçekler yalnızca bu dünyadaki verilecek hesap makamlarıyla alakalı değildir. Dünya vardır, ahiret vardır. Her birimiz Allah'a Celle Celaluhu hesap vereceğiz. Taner Yıldız ölümlü facialarla ilgili bir örnek de verdi. Uzaya kadar çıktı. Kömür için ocak kazıp hayatını kaybeden maden işçilerine bağladı. Şimdi NASA bugüne kadar 135 tane uzay mekiğini fırlattı. Her fırlatmada 1,5 milyar dolarlık maliyet olan bir yapıyla beraber gitti. 2 tane ölümlü kazası var. Kısaca Taner Yıldız, NASA örnekli bu karşılaştırmasında gelişmiş teknolojinin harcanan milyar dolarların bile insanı yaşatmaya yetmeyebileceğini savundu. Sosyal medyada tepki aldı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, kürsüdeki Yıldız'a yanıt verdi. Hans'ın yapmadığı hatayı Hasan yapıyorsa, bundan bizim insanımız değil, o madenin ve yönetenler ve mevzuat ve ülkeyi yönetenler doğrudan sorumludur. Soma'da tutmadığınız sözü Amasra'da tutacağınıza inanacak kadar enayi olduğumuzu sanmayınız. Özel, Soma davasının 73 duruşmasından birine bile tek bir AKP milletvekilinin gelmediğini söyledi. Önerge, AKP, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti'nin oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste komisyon kurulacak. Bartın'da 41 işçinin ölümüyle sonuçlanan patlama araştırılacak. İşte yeni bir sabahta gündemimiz böyle. Yani demek ki neymiş? Faiz ve ekonomi. Dün Bloomberg'i izledim. Tam Merkez Bankası'nın para politikaları kararı açıklandığı zaman, böyle saat 14.30 civarındaydı. Oradaki uzmanların görüşlerinden birazcık faydalandım, notlar aldım, sizlere anlatacağım. Bunun dışında demokrasi, hukuk, RTÜK, Tele1'in yanındayız mesajı, bunlara da bakacağız. Bakın, avukat Figen Çalıkuşu ne diyor? Zaman zaman Halk TV ekranlarından veya Karar Gazetesi'ndeki yazılarından da tanıyorsunuz. Figen Hanım diyor ki, yöneticilerin dışındaki herkesin hayatı değersiz. Türkiye'de bir tek yöneticilerin hayatı değerli diyor ve madenlerde insanları nasıl kaybettiğimizin sorgulamasını yapmış efendim. Sırada ekonomiye dair haberler ve gelişmeler var. Şimdi ama önce Cumhuriyet Gazetesi'ni okuyalım. Bir manşet geliyor. AKP'nin hazırladığı türban serbestisi önerisi 10 ay bekliyor. Selda Güneysoy'un haberi. Saray yasa beğenmedi. CHP'nin başörtüsü yasa teklifine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla anayasa teklifi hazırlayan Adalet Bakanlığı ve AKP'li hukukçular saraydan onay alamadı. Erdoğan'ın daha net ifade kullanılmasını istemesiyle hazırlanan yeni çalışmaya doğrudan başörtüsünü işaret eden ifadeler yazıldı denilmekte. Ve partisinden gelen itirazlar da birinci sayfada yer bulmuş efendim. Ekonomiye bakacağız. Hayattaki en temel meselenizin şu anda geçim olduğunu biliyoruz. Hayat pahalı olduğunu biliyoruz. Dün Bloomberg'te tam Merkez Bankası kararı açıklandı, sonra tartışmalar başladı. Meslektaşımız Güzem Yılmaz Ertem konuklarına şunu soruyordu. Peki bekliyor muyduk faizlerin indirilmesini? Peki bunun yansıması ne? Mesela kur korumalı mevduat.
konuklarından bir tanesi meslektaşımızın sorusu üzerine kur korumalı mevduatı da döviz olarak sayarsak toplam mevduatın içindeki dövizin ne kadar ağırlıklı hale geldiğinden bahsediyordu. Konuklarından bir başkası da Merkez Bankası'nın rezervlerini irdeliyordu. Hani swap dediğimiz karşılıklı para birimi değişimini de dışına çıkarırsak Merkez Bankası'nın rezervlerindeki eksiğe düşmenin irdelemesini yapıyorlardı. Tabii ki büyüme, piyasaların canlanması, bütün bunları konuşurken herkesin ortak kanaati artık bu kararın etkisini bayağı minimize ettiği şeklindeydi. Yani Merkez Bankası faizleri indiriyor ama beklediği sonucu alacak mı? Muamma.